Merhabalar, ben Burcu Sarıbal. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu pazar anneler günü. Ben de anneme güzel bir sürpriz hazırlamak için bugün dışarı çıkacağım. İlk önce evde biraz eksiklerim var. Pasta yapmak istiyorum. Kendi el emeğim, göz nurumla. Pasta için biraz malzemeler için markete uğrayacağım. İnşallah eldivenle, maskeyle, sıfır temasla. Daha sonra çiçekçiye gideceğim. Orada böyle bir güzel bir buket yaptırmak istiyorum anneme. Böyle güzel hazırlıklar yapacağım. Gelip bugün birlikte yapalım isterseniz. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Burada çok güzel pasta süsleri var. Şimdi markete geldik. Ben hemen buraya yana geldim. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Pasta süslemek için. Ama ben pastanın üstünü böyle çileklerle süsleyeceğim. Çileklerle süsleyeceğim için çok fazla süs malzemesine ihtiyacım yok. Sadece arası için bir şeyler almam lazım. Her bir işini suyun içine bir miktar karbonat atmak vücudunuzu alkali yapmaya yardımcı olur. Şöyle toz, çikolata da var. Böyle yuvarlak toplar yapmak için. Böyle çok da bir patma yanmış. Böyle kuketlere de şunlar çok güzel oluyor. Böyle sıkıyorsunuz, şekil veriyorsunuz. Bundan bende var zaten. Ben ne alacağım? Önce pasta kreması alacağım tabi. Bir de şöyle sütlü kurabiye çikolatası diyor. Yani sütlü damla çikolata aslında bu. Bunu da çikolatanın aralarına koyunca çok güzel oluyor. Pastanın aralarına koyacağım bunu. Şu an pastacı kreması aldım bir tane. Bir tane de damla çikolata aldım. Bir de böyle kekini almak istiyorum. Keki de hazır olsun istiyorum. Böyle çok pratik bir şey olsun istiyorum. Bir de gel keklere bakalım. Kekler nerede? Burada, burada yok. Hayır, burası değil. Evet, bulamıyorum. Kek yoksa pasta iptal diyormuşum. Ben şuraya yuvarlak pasta yapmak için tekrar pasta biz normal kek yapacağız. En yukarıdan alalım. Kekimiz bu. Bir tane de bundan alacağım. Bundan ekleyeceğim. Pastanın içine çok güzel oluyor diye. Çikolatamızı da aldık. Tamam o zaman. Hadi gidelim kasaya.
ben çiçek almak istiyorum. Ay çok güzel kokuyorlar ya. Çok güzel bir buket oldu değil mi? Bak şu pembe karanfiller çok güzel oldu. Annemin de beğeneceğine inanıyorum. E hadi eve gideyim ben o zaman. Pastamı falan yapayım. Sonra da akşama hazırlamam. Merhabalar, şimdi eve geldim. Pastayı yapmaya başlıyoruz. Evet, kremayı yaptım. Şimdi pastayı yapma zamanı. Şöyle sütlü Nescafe yaptım. Kekimi ıslatmak için. Önce şurayı şöyle ıslatacağım. Evet, kekimi ıslattım. Şimdi kremamı ekleyeceğim üzerine. Kremam biraz koyu olmuş herhalde. Yani ben tam tarife uygun yaptım ama şimdi biraz çırpacağım ben bu kremayı tekrar. Çünkü kendine gelmesi lazım. Şöyle önce birazcık yayıyorum. Bu kremayı almayın diyormuşum. Aslında kendim yapsam daha da iyi olurdu sanki. Neyse.
Nasıl gözüküyor? Bence çok güzel gözüküyor. Şimdi üst kısmını geçireceğim. Bayağı bir ıslatmışım yalnız. Şimdi kremasını dökeceğim. Krema birazcık katılaştığı için biraz içine sıvı krema katmak zorunda kaldım. Yoksa öbür türlü böyle yayılmayacaktı yani. İnşallah olmuştur. Daha önce bu pasta kremasını kullanmamıştım. Bana ders olsun. Şimdi pastamız gördüğünüz gibi bu şekilde kaplandı. Şimdi çilekleri ekleyeceğim. Çilekleri doğradım. Şöyle hepsini yarıya böldüm. Pastamı süsleyeceğim. Dıştan uca doğru, dıştan ortaya doğru daha doğrusu getireceğim. Çilekleri tam kesmişim. Nasıl ayarladım inanın bilmiyorum. Ama pastamız oldu. Bu içi için aldığım jelibonlardan üzerine de birkaç tane eklemeye karar verdim. Sanki daha güzel bir görüntü verecek gibi hissediyorum. İşte şimdi anneler günü pastamız bence hazır. Şimdi annem geliyor. Birazdan kapıya vuracak. Annemlerle aynı apartmanda olduğumuz için çok şanslı hissediyorum gerçekten. Özellikle bu dönemde kendimi. Çünkü yani yoksa böyle anneler günü kutlayamazdık. Şimdi birazdan kapıya vuracak. Bekliyorum. Birazdan çıkıyordu çünkü sesini duydum. Ah geldi. Anneler günün kutlu olsun. Niye zahmet etti? Çok teşekkür ederim. Hoş geldin anne. Teşekkür ederim. Daha neler var? Neler varmış? Evet, bizim evde çay saati şu anda başladı. Ve bir anneler günü de bizim evde bu şekilde devam etti. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ben de bir anneyim, iki tane evladım var. Şu an çok küçükler onlar. Şu an bana böyle bir anneler günü hazırlayacak durumda değiller ama inşallah ben de bu günleri annem gibi görürüm diyorum. Tüm annelerin tekrar anneler gününü kutluyorum. Videomu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.